Engin Bey merhabalar. Merhaba efendim. Hüseyin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler efendim, sağ olun. Öncelikle biz sizlere çok teşekkür ediyoruz, bizleri burada misafir ettiğiniz için ve müsaadenizle röportajımı Engin Bey ile başlayacağım. Sizleri tanıyabilir miyim, sektörle tanışmanız? 1985 doğumluyum, Akşehir doğumluyum. İsmim evet. Engin Deniz. Sektörde de çekirdekler yetiştiniz. Evet, 15-20 yıldan beri sektörün içerisindeyim. Teşekkür ederim, hemen sözü ortağınıza vereceğim. Çok kısa da biz sizleri tanıyalım, buyurun Hüseyin Bey. Merhaba, ben Hüseyin merhaba. Kaynak. 1989 doğumluyum. Yaklaşık 10 yıl süre içinde bu sektörün içindeyiz. Evet, burada üç orta sırt sırt omuz omuza verdiniz, mücadele ediyorsunuz. Evet. Hüseyin Bey, Engin Bey ve bir de Mehmet Bey var. Aynen. O da bugün yoğunluğundan dolayı röportaja katılamadı. Buradan evet. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. Engin Bey, burayı tanıyalım mı? Neler yapıyoruz? Tabii ki. Şimdi burada araçların tamir bakım servislerini yapıyoruz. Öncelikle bütün Ford araçların tamirini, bakımını, arıza teslimini burada yapıyoruz. Uzman kardeşler olarak biz işimizde uzmanız inşallah. Adınız gibi değil mi? Tabii. Orada kaporta boya da var. Bir diğer tabii yerinizde ki. O tamir hizmeti de veriyorsunuz. Servisi olarak kaporta boya işlemlerimiz de var. Aynı şekilde kaporta boya da yapıyoruz. Zor bir iş. Hizmet sektörü. Yapılabilecek bir hata da ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü bu araçların üzerinde can taşınıyor. Evet, doğrudur. Bu başarının ve istikrarının sırrını öğrenebilir miyiz Engin Bey? Doğru teşhis, doğru nokta ve azim yani. Yani hastayı iyi tespit etmek lazım, evet. Arızayı iyi tespit etmek lazım. Evet, doğrudur. Evet, tabii yaptığınız her aracın da arkasındasınız. Tabii ki de, yapılan her işlemin arkasındayız. Olmak zorundayız zaten, değilse bir yerlere gelemeyiz yani. Bir yere kadar gider zaten. Tabii seviyorsunuz mesleği ama. O amatör ruh hala devam ediyor sizde. Aynen. O ilk günkü heyecanlar. Hala bir arabayı yaparken kendi aracınıza binecekmiş gibi düşünüyorsunuz evet. Aslında. Evet, personel kadrosu? Aşağı yukarı bizim 12 personelimiz var çalışanlar olarak. Kendimiz de zaten çalışıyoruz. Siz de sahadasınız. Tabii ki de sahadayız, devam ediyoruz. Toplamda 12 kişilik bir ekip var evet, burada. Evet, doğrudur. Hüseyin Bey, araçlar nerelerden geliyor peki buraya genelde? Tabii Konya ağırlıklıdır ama tabii, bizlere bahseder misiniz gelen yerleri araçları? İlçelerinden de daha çok müşterilerimiz var. Evet. Sahil bölgelerinden çok gelen müşterilerimiz var. Bu şekilde. Evet, yine şehir dışından da gelen oluyordur tabii mutlaka. Ki. Bunda da mutlu oluyorsunuz tabii. Tabii ki de mutlu oluyoruz. Ya çünkü 15 tane, belki 100 tane dükkan geçip buraya geliyor. Evet. Peki, Engin Bey, hedeflediğiniz yerde misiniz? Yani şöyle bir geriye dönüp bakın. Tabii ki şu an hayallerinize ulaşabildiniz yerdeyim. Mi? Ulaştık çok şükür, elhamdülillah. Allah'ım daha iyi yerlere gelmeyi nasip etsin inşallah. Amin, inşallah. Hep zamanla ama. Yani birden tabii de olmaz. Belki 3. 4. şubeyi de görebiliriz. Niye i̇nşallah. Olmasın? İnşallah. Biz bir yolda başarılar dilerim hedefleriniz yanında. Güzel bir röportajdı. Bu güzel röportajın son sözlerinde size bırakmak istiyorum Engin Bey. Buradan müşterilerinize, Konya'ya, bizi tüm Türkiye'ye ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar sunuyorum. Biz de herkesi buraya davet edelim. Hem işi olan herkese en azından bir çayınızı, bir kahvenizi içerler, bir tanışmış olurlar. İnşallah herkesi bekleriz. Buyurun. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey ve teşekkür Engin ederim. Bey. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınız her zaman daim olsun efendim. Hoşçakalın, sağ olun.